O hayal için Ali Alperen Sağır'ı alkışlarla buraya alayım. Gel Ali Alperen, gel. Al. Olmaz, olmaz. Git otur. Sanatçıları çağırdığımızda nasıl kocaman alkış geliyor? Sizden birisini çağırdığımızda daha büyük alkış gelecek. Ali Alperen'i alkışlarla buraya alayım. Ne haber, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Mikrofon vermediler mi sana? Dur. Vereyim abicim sana mikrofon. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abicim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler abicim benim. Keyfin yerinde mi? İyi abi, keyfim yerinde. Harikasın, ne güzel. Nereden geldin? Ben şu an İstanbul'daydım. Normalde Erzincan'da okuyorum. Evet. Erzincan Üniversitesi'nde. Evet. Uzaklaşıyor, yaklaştıkça. Ben şu an İstanbul'daydım. Normalde başka bir yerde okuyorum. Bir de ben bunu çok iyi yapıyorum. Gel, gel. Tedirgin olma, gel. Rahat ol. Rahat ol, onun için geldim bugün buraya. Bir hayalin vardı senin. Neydi hayalin? Söyle bakalım bana. Sizi daha yakından görmek, elinizi sıkmak istiyordum. Size sarılmak istiyordum. Daha yakından görmek, belimi sıkmak. Elinizi sıkmak istiyordum. Ha, elimi sıkmak. Size sarılmak istiyordum. Sarılmak istiyordum bana. Sizin sıcak kanınızı yakından görmek. Sarıl. Çok sağ ol. Çok mu istiyordun buna? Evet. Harika. Çok şimdi istiyordum. Seni biz tanıdık ya. Ben daha çok istiyorum şimdi sana sarılmak. Evet. Oh. Ulan. Ulan. Az daha. Yemin ediyorum az. Hissettin mi? Şöyle bir geçerken bir ince bir şey. Temas yani. Hayır. Gel kardeşim benim. Gerilerde kalma. Gel. Sen önde duracaksın. Biz arkada kalacağız ya. Tabii abi, bu işler böyle yani. Canlı yayında gelen konukların yanına oturup onlarla heyecan yapmadan, kekelemeden konuşmak istiyorum ki nasıl yapacağım bunu çok merak ediyorum. Ben bilmiyorum. Beyaz abiye hayalim bir kez olsun sarılmak ve elini sıkıca sıkmak en büyük hayalim. 21 yaşında Erzincan'da inşaat mühendisliği okuyorsun. Evet, doğru abi. Mu? Evet, harika. Erzincan'a da buradan selamlar gönderelim. Ben konukları buraya alacağım. Sen istersen gel koltuktaki yerini al. Tabii. Vallahi gel. Olur, niye olmasın? Olur tabii, onun için geldin ya, gel. Nereye oturmak istersin? En başa mı oturmak istersin? Siz bilirsiniz abi. Ha, hayır, sen ne istiyorsan. Bugün ben de sana tabiyim, konuklar da sana tabi. Ne istiyorsan kardeşim. Ne istiyorsan mı? Ha? Ne istiyorsan mı? Oturmak istiyorsan. Yok, ne istiyorsan demedim. Onu ben geri aldım, onu o kadar. Ya otur otur, gel. Uzanmak istiyor musun? Yok abi, sağ ol. Gel uzan be. Gel uzan, gel. Gel. Yat, at bacaklarını. Oo. Budur ya. Okey, ya uzan uzan. Uzan, Allah'ını seversen. Ali gözünü seveyim. Aa, Allah'ını seversen. Ali sen ne diyorsun ya? Biz... Kardeşim biz siz geliyorsunuz diye mutluyuz yani. Teşekkür ederim abi, çok sağ ol. Ali ile ben bir de fotoğraf çektireyim şöyle. Gülelim Ali beraber. Evet, şuraya. Evet. Ali benim arkadaşım. Aslan Ali gel, harika. Otur nasıl istiyorsan. Arkadaşımızı tanıyabildin mi? Abi hiç mi? Yeni albümüyle büyük çıkış yaptı. Sanat müziği albümü var, kırdı geçiriyor. Sen hiç dünyayla bağlantını kestin. Atilla çok özür diliyorum. Atilla Taşman. Kim? Kim dedin? Atilla Taşman. Atilla. Gerçekten Serkan tanımadın mı? Gerçekten tanımadım. Allah Allah. Türk sanat müziğinin son dönemdeki en büyük pırlanta gibi seslerinden bir tanesi. Hemen istersen bir ufak bize bir Yesari Asım Ersoy'dan ya da başka birisinden. Ama utanıyor, hiç söylemiyor. Abi o bugün hayaliydi. Bizle beraber böyle seyircilerin arasından. Mutlu musun şu ana kadar? Keyfin yerinde mi? Çok mutluyum. Mutlusun. Yani gerçekten çok mutluyum. Bir de senin mutluyum. Bir hayalin de gelen konuklara da bir soru sormak falan gibi bir hayalin vardı. Evet. Heyecanlı bir atabildin mi üzerinden? Atabildim evet. İlk başta yani ilk çıktığıma göre şu an çok rahatım. Şu an çok daha rahatsın. Daha da fazla rahatlamana fırsat vermeyeceğim ben sana. Yani belli bir yerde o rahatlığı ben de kesmek istiyorum. Şu anki rahatlığında kime neyi sormak istiyorsun? Neyi öğren? Bir kere buradan nasıl görünüyormuş? Hep oradan seyrediyorsunuz onu. Buradan çok... İntiban ne? Çok güzel görünüyor. Hani oradan izlemek daha rahat. Buraya oturduğun zaman... yani herkese buradan baktığın zaman herkes sanki sana bakıyormuş gibi geliyor. Hani sanki herkes seni izliyor. Yok, hiç öyle gelmesin. Sana bakıyorlar zaten yani. Ya. Zaten bize baksınlar diye yapıyoruz yani.
Yani oradan izlemek daha rahat geliyordu. Buranın bir sorumluluğu var. Buraya oturdun mu bir şey yapmak zorundasın. Kime ne sormak istiyorsun? Neyi merak ediyorsun? Bizim programla ilgili olabilir. Serkan bacak bacak üstüne atamıyor şu anda. Onunla ilgili olabilir. Bir denedi ama yarıda kaldı. Şurada kaldı. Ben gördüm o hareketi. Şöyle bir atmak istedi. Şurada kaldı. Serkan ya. Merve Oflaz'a Merve Oflaz'a sormak istiyorum. Çıktığın var mı diye mi sormak istiyorsun? Ne sormak istiyorsun? Sor abi. Ne istiyorsun? Sor. Survivor'da kameraların hani çekmediği yerler, kameranın olmadığı yerlerde hayat nasıl devam ediyor? Kameraların olduğu yere göre nazaran kıyaslarsak. Kameraların olmadığı yerde Survivor'da hayat nasıl devam ediyor? Survivor'da hayat yani tabii ki sizler seyirciler sadece %30'unu %40'ını izliyorsunuz diyebilirim. Kameraların arkasında, kameraların önünde izlerken nasıl fenalaşıyorsun? Ah şöyle böyle hani siz de bizimle birlikte birçok duygu yaşıyorsunuz ve kameraların arkasında o duyguları çarpı iki düşün. Herkes daha sinirli, herkes daha duygusal. Yani kim neyse onun iki katı. Kameralar gelince biraz daha yumuşan arkadaşlarımız var. Ekran adabından... Arkadaşlarımız var, herkes öyle değil. Bu şey mi anlamında mı söylüyorsun? Yumuşamamaları gerekiyor anlamında mı söylüyorsun? Yoksa adaptan dolayı yumuşuyorlar? Yani adaptan bize de bu... dolayı değil yani. Bence herkes neyse o olmalı. Kamera önünde de arkasında da. Ama tabii ki bir reality show olduğu için bu çok fazla mümkün değil. Herkes nasıl gözükmek istiyorsa öyle davranmalı. Tercih ediyor kameralar önünde. Evet. Harika ya. Cevaptı bence. Güzelce. Doyurucu cevaptı yani. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Çok sağ olun. Başka sormak istediğin bir şey var mı Ali? Ali abiyle bir şey sormak istiyorsun. Sor. Serkan abine bir şey sormak istiyorsun. Ben Leyla ile Mecnun'u izlerken hani o dönemde Serkan abinin el sallama sahnesi vardı. Ben oradan hani nereye el sallanıyor daha onu anlamadım. Dizi bitti gitti. Daha orada nereye el sallanıyor o sahilde. Onu anlamadım. Bir de Ali abiyle Serkan abinin o İsmail abi sahnesi vardı. O çok güzel bir sahneydi. Hani tekrar o öyle bir gidip imkanımız... boş vakitlerinizde yapın diyorsun orada yani. Çok niye bıraktın? O sahneyi rica, niye bıraktınız? Rica etsek öyle bir izleme imkanımız olabilir mi? Hani canlı bir şekilde. Yok. İsmail abi mi diyeyim onu? Evet. Durduk yere. Böyle bir ricam var sizden. İsmail abi diyeceğim. Hani İsmail abi. Oo, bunu istiyorsun. Onu bir dakika daha büyük ama, oynayalım. Daha büyük oynayalım. Yani... O sadece onun ricası değil. Buradaki herkes bu sahneyi bir görmek istiyor yani. Gerçekten de. Yapacağız ya. Yapacağız. Yaparken düşünecektiniz kardeşim. Herkese yaptınız bu işi yani. Evet. Yapmaz olaydık ya. Ne karşıya bağırayım oradan gelsin ses. Tamam güzel. İsmail abi. Bu mu? Evet. Olma. İsmail abi cevap versin. Bir daha abi. İsmail abi. Hop! Mutlu musun? Teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Harika. Tam böyle göster amcanları oldu. gerçekten de öyle oldu yani şu anda. Başka ben gemilerde tarihim var söyleyeyim mi? İster misin? Nasıl? Aklında ne var? Abi ondan pek hoşnut olmuyorsunuz siz söylemeye. O yüzden tekrar çok güzel türküdür. Daha fazla rezil etmek istemiyorum. Onun için buradan selam söylemek istediğim birileri de varsa onu da alalım istersen. Yani sevdiklerime, aileme. Sevdiklerine? Evet. Kimleri de... seviyorsun mesela? Özel bir sevdiğin. Özellikle hani kendi arkadaş grubuma. Ben... Hayır, özel bir sevdiğin. Yok, özel bir sevdiğim yok. Özel bir sevdiğin yok. Kendi arkadaş grubuna. Evet, kendi arkadaş grubum ve aileme, anne babama özellikle çok teşekkür ediyorum. Beni hani gönderdiler. Nereye gönderdiler? Yani ben sizden... Buraya mı? Hayır, ben sizden önce İstanbul'daydım zaten. Evet. Ben Erzincan'da okuyorum. Hani bir tatil için birkaç gün İstanbul'a geldim. Evet. Size de başvuru yapmıştım. O başvuru da hani dedim herhalde bu kabul görmeyecek. Çünkü 2-3 hafta geçti aradan. Evet. Daha sonra burada olup da onun denk gelmesi çok müthiş oldu yani. Annene babana teşekkür ediyorsun. Teşekkür ederim evet. Bize? Ya, size çok teşekkür ediyorum. Zaten size... Anneye babana. Oğlum benim için fark etmiyor. Sizin yeriniz çok ayrı. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Onu ben biliyorum. Teşekkür ederim.